Hepinize tekrardan hi beaches. Bugün Ahmetcan'la buluşuyoruz. Bir anda videoyu açtım çünkü evde başlatmayı unuttum. Normalde evde başlatıp böyle konuşacaktım, bir şeyler yapacaktım ama unuttum, fark ettim. Şu an yakıt alıyorum. Ahmetcan, çok özür dilerim. 2'de buluşacağız dedim. Ama bir türlü olmadı. Çok trafik oldu. Ben saat 1.55'te falan buradaydım. Bu caddede. İspark'a gittim. Ama giderken yol sarı göstermesine, 10 dakika göstermesine rağmen yarım saat falan bekledik. 25 dakika bordo oldu bir anda. Sonra park yeri açıldı. Dedim parka gireyim. Park ettim. 11 dakikada bir yürüme gösteriyor. En azından yakın. 900 metre falan yürüyorum şu an. O yüzden I'm sorry. Şu an bunu izliyorsa zaten seni görünce de özür dileyeceğim tekrar. Çok utanıyorum. Ben normalde buluşmalara hiç geç gelen bir insan değilim. Alacağımı düşündüğüm pek bir şey var mı bilmiyorum. Buradan çıkıp da Kadıköy'e gideceğiz. Kadıköy'de de gerekli şeyler gezeceğiz. Bu arada şimdi hayat şokuna hazır olun. Ahmetcan 2 metre ve ben 1.71'im. Zorklayacağım. Aramızda en az 30 santim olacak. Tripod ya da selfie çubuğu olarak kullanacağım Ahmetcan'ı. O videomu çeksin. Ez. Şu an 2 metre bir Attack on Titan devi arıyorum. Göremiyorum. Herhalde aşağıda bekliyor çünkü geldim. Aşu mu? Oha, orada çok uzun biri var. Bence o. İmdat bence o. Evet, gördü şu an. Gülüyor imdat. Ya çok özür dilerim. Bak şu an bu videoyu izliyorsan da çok özür dilerim. Tam yarım saat beklettim. Özür dilerim. Tekrar devam eder misin? Çok ya. Özür dilerim. Anlattım her şeyi videoda çok. 10 dakika. Ama ben anlattım. Geldim 10 dakika. Göreceksin bu lafta. Ne zaman söylemiş? 06. Bak, saat kaç? 42. İspark'a 10 dakika gösteriyordu. Gerçekten İspark'a 10 dakika gösteriyordu. Ama yarım saat İspark sırası bekledim. Neden bilmiyorum. Video çekmeye. Şeyler gelmiş. Al seninki. Bak bir yok burada. Alsaydın bana ne? Alamadım ama yoktu. Dur. Ben bunu direkt alıyorum. Oha, bu ne? Ya, light novel'mış. Ha, ne oldu? Bak abi, net anla. Bunun birinci sayısı yok şu anda. O olsaydı bunu da alacaktım da yok işte. Şu uzun anda... bir seri değil mi bu? Aha bak, bu var. Ha, biliyorum bunu bizme de yeni basıyor. Bunun çizimleri mükemmel. Ben çok beğenemedim nedense. Ne anlatıyor? Baş çizimlerine. Jujutsu Kaisen gibi duruyor. Yok. Ufo fanatik. Şey böyle biraz. He, fantastik. Canavar. Horny aliens mı? İmdat. Rated for. Ha, mature diyor zaten, tamam. Direkt olgunlar için. Aynen. Sakamoto'yuz, olur diyeyim. Çünkü şey biraz komik. One Piece yüzünde şey gelmiş buraya, İngilizcesi. Bende Japoncası var ilk baskı. 101 gelmiş abi. 103'ü de bastılar diye biliyorum. Güncellediler İngilizce şu an ya da değil. Bir tane sayfan eksik. Hizmeti güncelle. Türkiye değil. Bir de bize bak. Yurt dışında en çok satış yapılan mangaları göstereyim mi sana? Göster. Yeni jenerasyonda. Şimdi... Bence Blue Lock şu an şu bayağı satılıyordur. Golden Kamuy'u çok satıyor. Kaiji çok satıyor. Ardından Blue Lock çok satıyor. Sakamoto Days. Sonra Dandadan ile Undead Unlock çok satıyor. Yeni jenerasyon hakkında söylüyorum bunların hepsini. Bu arada aramızdaki boy farkını görmek ister misin? Bak işte şu çok güzel ya. Ha, Omnibus. Bak. Bazı sahneleri var. Şöyle kocaman basıldığı için anlaşılıyor. Okuması falan daha güzel. Panel dışına çıkılıyor. Bu da çok güzel kılıyor aslında böyle basılmasını. Omnibus'ın. Deluxe Edition'lar da baya güzel oluyor. Bak böyle bildiğin boydan boya. Çok güzel. Yani keşke bizim ülkemizde de böyle basılsaydı. Piksel kaybı falan oluyor diye düşünüyordum ama olmuyormuş. Aa, ne ara gelmiş. Aa, gelmiş bana bir şey. Geldi ya. Paralel Evren favori... favori çizgi romanı. Arkadaşlar. Göster. Komik çizgiler o kadar kötü basıyor ki bak. Zaten. Şimdi aranızda K-On'u bilen vardır. Evet. Gel abi bak. Aa, hata mı var? Ben bir hızını okudum, beğenmedim. Şunun inceliğine bakar mısın? Hem evet. İnceliğine bak. Hem de şunun bak, kağıt bu. Saman. Broşür gibi biraz. Yani şamarı çizgiden de beter. Ne oldu bilmiyorum. Yeri mi toplandı ama evim var. Bak, Vinland Saga'nın Türkçesi var. O kötü basılmış ya. Ben kapağını beğenmedim. Bir değişik gibi, bilmiyorum. Kapağı beğenmemiş, vay. Hayır, dokusu falan.
Aa bak Paradise Kiss şaşırtıcı güzel bence bu arada. İyi basılmış bu. Ben bir şey denemek istiyorum. Dene. Ha boy fark. Jeff boy. Sığdı. Evet. Çaldı. Teşekkür ederim komik şeyler. Unuturmuşsun bir de şimdi. Aa bir dakika Paradise'ın şeyi gelmiş. Hardcover basmışlar Kodansha. İmdat. Aa hem de renkli. Oha bayağı iyi. Bunun Netflix'e geldi yeni animesi. Bak, burada şey var. Sanın bak hardcover'ı. Şey en iyi anları var. Evet bunu en iyi anları. Kaç videodur göstereyim. Renkli. Alice in Wonderland 4 gelmiş. Onu okumayı çok istiyorum biliyor musun? Ben de ya? Çok istiyorum. Hardcover sanıyordum. Para yok. İmdat. Bak bunların içini hiç görmedim ben. Belki bir tane takipçilerini de görmemiş. Oo cidden yok, çok ağır. Oha onu geçen yıldan beri gösteriyor. Aşırı ağır bu. Çok iyi o. Hani... Bence artık Türkçe'ye bir tane ya... Böyle büyük bir şey basılmalı. O bu kuş hekâdı. Oha baksana şey gelmiş. K.O.'nun böyle baskısı İngilizce. Bak ben bunu alırım işte. Çok hoş duruyor. Aynen. Kim basmış? Yenpress. Oha Yenpress böyle basar mıydı? Burada Vinland Saga 13 çıkmış. Vinland Saga 13. Burada 1 var. Hadi al. Aldın gittin. Şu anda 600 TL var yanımda. Bunu alırsam 20 dolar. 360-380 falan o. 400 TL falan. 210 kalacak. Kafadan 400 diyelim 200 kalacak. Daha bir de benim Akbil'e 10 TL atmam lazım. Slay. Niye sadece 600 lirayla geldin İngilizce manga almaya? Yok. Şöyle ben şimdi sona ben normalde 3000 TL vardı. Bir anda ne oldu? Para gitti. Şeye. Ne? Hemen telefon mu aldın? Hemen gösteriyorum. Ya oha yine bunu çalmışım hemen. Zaten. Bunu yerine koyayım. Şimdi benim alacağım mangalar arasında direkt şöyle göstereyim ben sana. Şu Osamu Tezuka'nın bütün hepsi bütün mangalarını alacağım. Ya bana linç gelebilir ama ben sevmiyorum onu. Çizimleri hiç güzel değil bence. Zaten o olay çiziminde değil onun. Yani şeyinle, hikayelerinde. Benim çizim çok etkiliyor. Bak burada mesela Dororo var. Onu işte beğenmedim. Ya kötü geldi. Beğenmemen çok normal. Çünkü yani bu sen daha doğmadan önce çizilmiş bir şey abi. Sen de. Ha, ben de. Haklısın. Yok ya içi... Çok güzel ya aslında hani böyle çizim olarak detaylar açısından güzel ama karakter tasarımından şuna sadece. Şuna bak bilmiyorum karakter kötü bence. Ona bakarız da Pokemon da öyle. Oo Pokemon çok güzel ben çok seviyorum onun çizim tarzını. Bir şey diyeceğim. Bu nasıl bir hatalı basım? İmdat. Bu nasıl bir hatalı basım? Dur onun şömizi oturmamış. Aa oturmamış. Evet. İmdat. Yol gezer yayın evi bu ne? Alo. Çok kötü. Yol gezer. Merhaba. Aa oyuncak bebek sevgilim gelmiş. Herkes buna çok kötü diyordu baskısı. Evet arkası gözüküyor kağıdın. Bunun mesela toplanılacak bir seri aslında da ben bunun animesini izliyorum ya. Ben şöyle de yapıyorum Kerem. Ben animesini izlediğim şeylerin mangasını toplamıyorum. Ben İngilizcesi toplamıyorum. Türkçesi alıyorum. İngilizcesi bak, pahalı. Ama ben Türkçesini alamam. Şimdi şöyle bir olay var. Bu sözde şey basıldı sanıyoruz biz. Nasıl söyleyeyim sizlere? Kaliteli basıldı sanıyoruz hani böyle fiyat yükselince falan. Kaliteli falan değil abi. Yani şu arka taraf bak. Kağıt hala gözüküyor ince. Yani çok gösteriyor kendini. Hatta, şuraya bak şuraya. Bak, aynen öyle. Yani bu olmaması gerekiyor. Boyuyor mu? Şöyle biraz. Oha. Yani manganın kalitesini işte bu şekilde anlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Aa Alita 9 da gelmiş. Aa ben bunu internetten aldım da. Bak son cilt. Ben bunları da toplayacağım. Alita bende 4'e kadar var. Gerisi yok. Çünkü çok hızlı bir şekilde basıldı. Yetişemedim. Bu mürekkep olayı bu arada şeyde de var. Pumpunda da var. Bak onu da göstereyim. Görmedim. Yani gerekli şeyleri bu ara ne oluyor bilmiyorum. Ama... Evet, bu ara bir bozdular gibi. Hani bir sıkıntı var pumpunda da. Hani... Yani şöyle bir sahne diyelim. Bak. İmdat. Hani. Üzücü. Ben bunu nasıl fark ettim? Ben çalışırken okuyordum, baktım işte. Evet oluyor oluyor. Normal okurken de. Ben de dedim Allah Allah. Aa bak dün bunu paylaştım kayıp kıtanın. Güzel basmışlar çok bence. Güzel basmışlar. Bir Itaki böyle güzel basmış. Bak burada da yine
Karpuşka içinden. Kütüphanede de var. Arkadaşlar başta. Bunu çalmayın. Çalmayın lütfen çalmayın. Yani çalınca elinizde bir şey geçmiyor. Dün en az 5 mesaj geldi yine. Diyanar'da almak istedim. Hepsini çalmıştı alamadım diye. Bakın yani burada da var. Yani kayıp... Bunu alınca zaten kitap okumuyorsunuz. Niye çalıyorsunuz? Yazdım ben kayıp kıtaya. Onlar da tamam dedi. Ama bir şey olmadı. Aa burada Gantz'ın şeyleri var bak. İlk baskıları. Onlar ilk baskıdan kalmıştır. Aynen. Oha çok iyi. Bendeki bazıları da öyle. Dur. Sen şu 6 bak bayağı koyu. Bak şu 5'i alayım bir de son çıkanı alayım. Tamam mı? Sotter Resort. Arada yine gramaj farkı var ama bu şeyden... Gant yazısı bile daha büyük burada baksana. Aynen öyle ya. Şey fazla belli olmuyor ki şöyle basmak arkadaşlar çok güzel bir şey aslında. Keşke öyle bassalar. Ama evet. Basılıyor. Şimdi Kerem gel yanıma abi. Ben çok kısayım. Bak şu omuz esasından çekiyorum. Kamera karşısına geçmeyi çok özlemişim ya. Gerçekten. Hadi video çek. Ben mi çekeyim? Hayır yani kendinle video çekmeye başla abi. Ha tabi. Umarım. Arkadaşlar hepinize selam. Ben Ahmetcan. Kerem gel senle hemen hızlı bir soru cevap. Ben soru cevap. Aynen sen. Kendi kanalımda soru cevap işte. Aynen öyle. Şimdi merhaba Kerem Bey. Merhaba. En sevdiğiniz mangaka? Yok galiba. En sevdiğiniz manga? Dragon Ball diyebilirim. Dragon Ball'un en sevdiğiniz sayısı? En sevdiğim sayısı. En sevdiğim sayısı yok ama arc var hani. Hangi arc? Android. Güzel. Biliyor musun? Biliyorum abi. Nasıl biliyorsun? İzledim. Biliyorum. Z'yi okudun mu? Geldin ben mi? Ben Z'yi okumadım. Animeden biliyorum. Nereden başlasak? Şimdi ben buraya kitapları bırakmışım. Şimdi ben neler alıyorum? Onları göstereyim. Kerem bu çok garip bir şeymiş bu kadar. Çok küçük ama bayağı iyi. Şu anda Tokyo Revengers 4'e kadar çıktı değil mi? 5'e kadar çıktı. 5'e kadar çıktı. Bu 5'incinin kapağı. Yok. Hayır 6'ncinin kapağı bu. Bu 6'ncinin kapağı. 7'de şey geliyor. Kapağı. Baji. Bilmiyorum Baji kim? Şu ya ben çok seviyorum abi. Çok güzel bir çizmişler onu. Ben Mikey'i seviyordum. Dur. Mikey miydi onun adı? O şu. Az önce. Dur o savaş nerede ya? Oha emşiyorlar. Bacı geliyor buraya bir yerde. Saçlarını topluyor özellikle. O çok güzel bir sahne. Oha bu ne hentai gibi. Bak burada işte. Bak burada çok güzel. Evet. Şu Bacı Kisuge. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Şundan da ben de başlayacağım. Tarih olarak 13 Şubat. Evet. Yarın sevgililer günü. Yarın Sakamoto'dayız 6 çıkıyor. Ay pardon. Nereden bileyim ben Sakamoto'nun neyisi? One Punch Man 24 gelmiş. Ben bunu aldım gittim gömdüm. Çünkü ben artık İngilizce alıyorum devamlı. Türkçe almıyorum biliyorsunuz. En doğrusunu yapıyor. Vizme'de keşke bu seriyi tekrardan ay, bassa. Şey üçlü omnibası var gerekli şeyler Kadıköy'de. Ama hepsi yok sorun oldu. Yoksa ben alırdım onlardan da bu tekrar basılmıyor nedense. Bir de şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Bunu Kerem öğrenmişti. Ben Kerem'e özelliğini söylemiştim. Shaman King'i ilk başta Viz Media basmış. Viz Media bastı. Sonra Viz Media basmayı bırakıp Kodansha alıyor ve Kodansha evet. Aldıktan sonra böyle basıyor. Geçen gün Viz Media'nınkileri gördüm. Çok güzel basmışlar aslında. Fontları falan güzelmiş. Rengi falan. Ben öyle gördüm. Gözümden kaçmıyor şu an. Aa bak Bleach'in 20. yıl özelliğine ilk baskı şey. Almayı düşündüm de hiç gerek düşünmedim. Ya da ilk baskısı alınabilir gibi düşünüyorum. Koleksiyon açısından çünkü. Aa zaten bunlar bir daha basılmayacak galiba o yüzden. Sen bunu gördün mü? Okuyayım. Aa evet vlogumda gösterdim onu ya. Çok güzel basmışlar. Bu bayağı güzel. Benim en sevdiğim romantik seri bu zaten. Ve kuşa kağıdına basılmış. Oha. O yüzden evet. Pahalı. Bak çok güzel görünüyor. Kuşa 50 dolar bu. Evet. Yani çok güzel bir sahne. Çok almak isterim de kapağını beğenmedim. Evet Kerem, 45 dolar veriyorsun ve alıyorsun. Çok sevdiğim bir seri, en sevdiğim ama veremem. Ben şunu istiyorum ama ilk sayısı yok. Aşırı iyi. Nasıl bir şey? Aç bak, böyle korkumsu gibi. Çizimleri çok güzel. Happiness'ın mangakasının diğer bir eseri. Ben çok beğeniyorum bu seriyi. Happiness? Happiness'tan bilmiyorsun. Bunu tanıdık geliyor da o yüzden soruyorum Happiness diye. Aa bak bir de şu Bakuman'ın box seti şeye geldi. Amazon'a geldi. Çok da uygun fiyatta 2300 lira görünüyordu. Bu şey diye dikkatimi çekti Death Note'un yazarı. Evet Death Note'un yazarı sırf o yüzden. Çizerinin aslında hayat hikayeleri.
Aa. Aynen. Yani kendilerinin şeyleri olarak geçiyor. Yani alınabilecek şonenlerden bir tanesi, çok güzel. Şunun hakkında ne düşünüyorsun? Bu da Death Note'un mangakasının başka bir eseri. Çok güzel gözüküyor. Animesi de var. O gene olgunlar için. That you meant. Çizimler 10 numara. Çok kararsız kalıyorum. Bir de burada bir tane daha vardı Death Note'un mangakasının. School'lu bir şeydi. Şurada bir yerdeydi, bulayım. Hem de 3 ciltli, 3'ü de buradaydı. Ha şu. Ben böyle şeyleri pek sevmiyorum. Evet, böyle... biz de o gün Aybüke'yle çok sevmedik. O yüzden almadık. Bu bir şey değil, bu My Hero Academia'nın... Ona benziyor, o yüzden işte hoşuma gitmedi. Yok, ya. Ondan değil, ben direkt manga panellerine bakarak söyledim onu. Çünkü şey böyle, çok fazla yazı var. Ama Death Note'un mangakası diye çok istiyorum. Bir de şey var bak, Black Clover var. Mesela bununla mangaları toplamış. Ona Naruto çakması diyorlar. Şuna... Niye Naruto çakması diyorlar? Alakası yok, yemin ediyorum. Animesini izleyin, çok isterim. Çok beğeneceksiniz animesini. Bence bunu gerek kişiler basacak bir ara. Eminim. Bu arada Demon Slayer'da benim en sevdiğim karakter bu. Uuu, bu kim? Adını dahi bilmiyorum. Çünkü öğrenmek istiyorum. Yok, okudum da unuttum adını. Gerek kişiler sanki manga basıyor da ya. Aa, Light Novel. Arkası niye böyle mat? Ha, şey yapmışlar. Ben yardımcı olayım. Evet, geri koyamadım. Şu Shadow House'u biliyor musun? Hayır. Aa, bu da güzel. Korkumsu bir şey gibi. Güzel duruyor. Bu Yen Press de güzel bir yayın. Çok evi. Pahalıya satıyor. Ben sevmiyorum. Zaten... 14 dolara satıyor bu. Bir yabancı yayın evi basım olarak ben şöyle sıralıyorum. Dark Horse 1, 2 Viz Media, 3 Kodansha. Çünkü Dark Horse'un bu Deluxe Edition'ları çok iyi. Dark Horse güzel ama Viz Media 2 değil ya sanki. Biz yayın evi daha güzel basıyordu. Ama Viz Media çok şey böyle sosyal medyaya açık. O bayağı iyi zaten de. Bir de adamların takvimi var şimdi. Ben o takvimi nereden evet. biliyorum. Bas konusunda diyorum sadece. Videoda göstermem lazım. Evvelki yılı 8'in bence açık ara en güzel kapak bu. Ben en çok bunu seviyorum. Açılır mısın ha? Ben en çok bu kapağı seviyorum. Ütüyle beraber şey yapmasın mı? Hayır yani bilmiyorum. Yanı falan da çok hoş bu kapağın. Ha. Ama 8 ara. Yu-Gi-Oh 6-7 var, o ne? Aa, spin-off. Yeni bir arc, böyle farklı bir seri. Bende bunun biri var sadece. İçinden kart da çıkıyor biliyor musun? Değil. O yüzden paketli. Yu-Gi-Oh kart da çıkıyor. Ve aynı fiyat 10 dolar. Çok iyi. Yu-Gi-Oh'yu ben de toplayacağım da ne ara ben de bilmiyorum. Peki şu seri hakkında ne düşünüyorsun? Saint Young Man mi? Hmm. Bilmiyorum. Bak şu Fist of North Star Jojo'ya çok benziyor. Jojo. Ben Jojo'ya mangakası sandım, değilmiş. Evet. Belki şeydir. Asistan falan olabilir. Belki olabilir. Zamanla beraber. Ha, bir de ben zaten bunu videoda şey benim Instagram'da söylemiştim. Oo. Ben bir şey diyeyim mi? 20th Century Boys varmış sen burada şey. Ben bunları bırakıyorum direkt. Sabahtan beri nasıl görmedik bunu? Ben bunu direkt bırakıyorum. Sakamoto değilse ben bunu daha sonra... Sakamoto değilse al bence. Yok, alacağım. Ha. 11 eksikti. Kaç Google. Eksik bir de? Şey eksik bir de. 21 Century Boys. Yani o son kitabı oluyor. Ha, oha bilmiyorum. Yani 20th Century Boys dedi, 21 olacak. Çok iyi. Tamam. Bak bir bunun arka kapağı. Friend. Baskı güzel basıyorlar. Bunu büyük ihtimal gene şey basar diye düşünüyorum ülkemizde. Marmara. Evet, bence de Marmara çizgi vibe'ı veriyor. Ve bu kapak da basar. Bakın şu kapakta kısmi laklar var. Evet. Yani böyle çok belli oluyor mu ışıkta bilmiyorum. Mesela bakın şu yan tarafı bile laklı gene. Aynı şekilde burası da. Aa, kapak çok iyi zaten. Ön kapaktan iyi bence. Orası 3 çıkmış. Sonra Viz Media'nın şu değişik işlerinden biri. Ha, sen bunu toplamak istiyordun. Evet. Şimdi bunun olayı şu. Şimdi biliyorsun ki omnibuslar hani ya böyle ikişerli olur, üçerli olur. Bunlar 1.5-1.5 çıkıyor. Paradise Kiss de 2.5-2.5 çıkıyor. Şimdi bu 18 cilt ya. 18'i 1.5 ile çarptığın zaman 27 ediyor. Son cilt küçük mü? Hayır, işte bu ha, son tamam. cildi. 18 ha, tım, son tım. Cildi. Okey okey. Anladın mı? Bir de şunların güzel yanı var. Son kapaklarında. Bu şekilde. Karakterlerin çizimleri bulunuyor aynı bu şekilde. Ha, taslak gibi biraz. Evet. Yani burada pek yok ama. Şöyle göstereyim.
Mesela burada kim var? Bu kim? Edward'ın babası. İmdat. Aman düşme. Bak zaten burada diyor konsept sketch'leri diyor. Evet. Bunu çevirdiğiniz anda... Kardeşim çevirir misin artık ya? Güzel konsept sketch'ler. Burada yok. Ya da yırtmışsın. Yoktur. Ha orada evet. Tamam. İşte bu babasının tasarımları konsept sketch'lerinde. Çok iyi. Hiç yani şunları okuyabilsin. Her kitap sonunda var bunlardan. Güzel yanı o. Benim en sevdiğim manga da... Jojo 6 da gelmiş buraya. Bu yeni çıktı. Bende yok bu. Biliyor, Full Metal Alchemist'i ben çok seviyorum. Ben sevmiyorum. Şimdi beni dövecek. Ama gerçekten sevmiyorum. Yani hiç benlik değil. Seversin lan. Hell's Paradise ben mesela. Aa bunlar mat baskı. İlk baskı bunlar bak. Oğlum bir şey mi? Çok, çok incelmiş bunlar. Ve bak çelik simyacı. Burada da metal simyacı yazıyor. İsim farkı var. Yani niye değiştirmişler? Allah Allah. Bilmiyor muydun? Hayır. Ciddi misin? Bazılarında çelik, bazılarında metal yazıyor. Ben de hepsi ilk baskı ya, o yüzden. Kafalarına göre rastgele basıyorlar. Ana, çelik simyacı, metal simyacı. Çok güzel. Akıl Şeren gene şaşırtmıyor. Kira neden böyle diye sordu. Box seti var. Evet işte. Hardcover var. Sen de böyle... Hardcover'da da böyle. Aa. Yani şimdi gerekli şeyler, yeni bir tane çıkardığı zaman şu 3 ince çıkacak, bilginiz olsun. Ardından 4 kalın bir şekilde çıkacak. Kapak neden böyle? Efendim? Kapakları neden böyle? Bu şey basım, normal basımı. Box setlerde kalın oluyor. Zaten box set de kocaman bir şey de geliyor. Kapakları farklı ya normalinin. Evet. Yani yok. Gerekli şeyler daha farklı aslında basıyor. Böyle. Yanı farklı basıyor. Gerekli şeyler box setteki gibi basıyor aslında. Şu güzel bence. Normallerinde böyle biz Kodansha'nın bu şekil basımlarında şömiz yok. İngilizce box set şömiz var. Türkçe'de basılırken ise şömizli olarak İngilizce'nin box setinden alınarak yapılıyor. Yani gerekli şeyler aslında güzel bir şey yapıyor. Kötü bir şey yapmıyor. Bence de daha iyi. Yani sıralama böyle. Hani bir orta boyutta başlıyor, iki inceliyor, üç en ince. Dört bayağı kalın. Dörtten sonra beş de bayağı kalın. Kadar. Bilginiz olsun yani. O yüzden üç çıktığı zaman şey demeyin yani bu niye bu kadar ince çıkarttınız falan, evet, demeyin. Boş yere linçlemeyin.